Evet Sayın Başkanım, acil ihtiyaçlar için deprem yardımları için insanlar Akhisar Belediyesi'ne gelebilir. Aynen, ne kadar çok yardım toplayabilirsek, ne kadar çok koldan yaparsak bu iş o kadar daha sağlıklı olacak. Şu anda gerçekten durum çok kötü. Hani hiç televizyonlarda gördüğünüz gibi değil. Oradan vekillerimiz orada, genel başkanımız orada, onlarla devamlı irtibat halindeyiz. Gerçekten durum çok kötü. Bu bakımdan Akhisar Belediyesi'ne oraya götürmek için yardım bulmak isteyen tüm vatandaşlarımız biz Akhisar Belediyesi'ne bekliyoruz. Burada gayet organize bir şekilde, koordine bir şekilde bu işi yapıyoruz. Tek tek paketliyoruz ayrı ayrı her ekibi. Ona göre de şu anda Adıyaman olarak gözüküyor. Adıyaman'a göndereceğiz. Tabii daha değişik yerlerde, illerde Hatay olsun, başka Malatya olsun, diğer illerde yardımlarımız devam edecek. Sabah da Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok büyük bir tırı yola çıkarttık. Onun içi de dolu. Sütlerimizi şeye gönderdik. Hava meydan kontrolü gönderdik. Sütlerimizin önemli bir kısmı uçak ile gidecek. Dört bir koldan yardımları bölgeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz iki gündür devamlı ekiplerimizi gönderiyoruz. Şuradan şunu belirteyim. Gönüllü arkadaşlar için herhangi bir çalışma yok. Oradan herhangi bir talep yok. Çünkü gönüllü gidecek insanların da orada barınması, yiyeceği bir sıkıntı. Şu an için AFAD'ın istediği operatör olsun, işçiler olsun, inşaat işçiler olsun, kurtarma eğitimi almış elemanlar olsun, bunları gönderiyoruz. Biz 50'ye yakın personelimizi gönderdik, daha da göndermeye devam edeceğiz. İş makinemizi gönderdik, kamyonlarımızı gönderdik, ambulansımızı gönderdik. Bu sabah bir tane daha iş makinesini gönderdik. Hiç durmadan bu çalışmamız devam edecek. Sütlerimizi göndereceğiz. Bir kısmını uçakla gönderiyoruz, bir kısmını da tırlarımızla göndereceğiz. Az sonra diğer bir tırımızla 30 bin ekmeğin olduğu ve içinde şimdi topladığımız battaniye gıda yanlarında olduğu tırımızı da birazdan hareket ettireceğiz. 15'in üzerinde tır 2 gün boyunca gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Bu bakımdan özellikle tır kamyon olarak vermek isteyenler, kullandırmak isteyen vatandaşlarımız bize ulaşabilirler. Belediyemize ulaşırlarsa mazotunu biz karşılamak kaydıyla bunları da göndeririz. Evet Sayın Başkanım, vatandaşlarımız 24 saat buraya gelebilir herhalde. Devamlı açık olacak. Akşam paketleme işimiz olmaz ama akşam çay almaya devam edecekler. Nöbetçi arkadaşlarımız olacak. Lütfen asıl sorumluluk şimdi başlıyor. Yani bitti iş, rahatladı diye düşünmesinler. Orada binlerce insan şu anda soğuk havada dışarıda yaşıyorlar. Çadır kentler kurulacak, konteyner kentler kurulacak. Bu insanların ihtiyaçları hiç bitmeyecek. Tabii bu oradaki organizasyonla ilgili sıkıntılar oldu haberle geliyor. Üzülüyoruz. İnşallah orayı da toparlarlar. Ama bu yardımları biz hiç durmadan düzenli bir şekilde, ayrı alkollenmiş bir şekilde bölgedeki illerimize göndereceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Thank you.
Alayım abi. Ya ben içiyorum bir koyuyoruz buraya. Evet. Çok sıkı tutacağız. Harcadım ama bir mesafe kadar uzunsun ya. Merve giyme şartı varmış bunda. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tamam.